Herkese selamlar dostlar. 11 Ocak ve 12 Ocak iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 11 Ocak'tan 4 mücadele, 12 Ocak'tan 4 mücadele var. Toplamda 8 mücadele ile birlikte bu günleri takiplik geçirmekte fayda var olarak görüyorum. Ben burada Afrika Kupası'nı araştırdım bazı. Bazı dandik kupa maçları var, bazı da bazı lig maçları da var. Onları da değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Kuponlarınızda takiplik olarak ilerlerseniz sizler de fayda görürsünüz. İlk mücadelemiz Cezayir, Sierra Leone mücadelesi. Şimdi Cezayir takımının ben burada dediğim gibi Afrika Kupası'nda Cezayir de favorilerinden bir tanesi. Zaten deplasmanın bir iddiası yok yani. Deplasman takımı şu an düş deplasmanı boş verelim. Ev sahibinden başlayalım. Şimdi Cezayir kupanın favorilerinden. Zaten oran dahi açmamışlar. Cezayir'de tam kadro olarak neredeyse herkes gelmiş. Cezayir'de kimler var kısaca bahsetmek gerekirse. Mahrez var bildiğiniz üzere. Atal Galatasaray'dan tanıdığınız Teguli, Bena, Benaser, yine bir zamanlar Fenerbahçe'de oynayan ve Lyon'un futbolcusu, Silimani gibi isimler var. Muhtemelen bu isimlerin çoğu kadroda olacaklar. Oran açmamışlar. Skor beklentisi olarak da 3-0 gibi bir skor beklentim var benim de. İdeal'den şöyle gidebiliriz diye düşündüm ben. Maçı oynamak isteyenler burada biraz da hızlı geçeyim. Hadi sizlerin de şeyine. İlk geri bir idealden alınabilir bir mücadele. Cezayir mücadelesi. Onun dışında baktığımız zaman da yani yüksek oranlardan ne deneyebiliriz? Benim 3 sıfırlık bir skor beklentim var. Buradan 3 farklı galibiyetini belki alabilirsiniz. Belki de buradan skoru direkt 3 0 olaraktan da sistemlere 3 70 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Fakat idealden ilk yarıdan Cezayir galibiyeti 1 30 gibi oran açmışlar. Avrupa'da 1 45 civarındadır. Değerlendirme altına alacaklara bol şanslar. Sudan'la yine bir savunma mücadelesi. Bu maç çok önemli benim için. Bunu biraz uzun anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Sudan'ı araştırdım. Biraz Sudan'ın oyuncu profiline baktım. Kadro nerede, ne oynuyor diye. Sudan'ın oyuncu kalitesine baktığımız zaman ağırlıklı olarak Sudan Ligi oyuncuları olduğunu gördüm. Ve Sudan'ın başına yeni bir teknik adam getirilmiş. O ve yeni yeni teknik adamla ilk resmi maçına çıkacak. Burada zaten favori olarak da böyle Deplasman'ı biraz favori görmüşler. Fakat Deplasman'a baktığımız zaman da yine bir takımına baktığımız zaman da kadro kalitesi olarak biraz daha iyi olduğunu gördüm. Portekiz ve Fransa liglerinde olan genellikle Portekiz ve Fransa. Fransa 2'den var, Portekiz'den var. Portekiz Premier Ligi'nden var mesela. Ağırlıklı olarak kadro kalitesinin yine bir takımının daha iyi olduğunu gördüm. Ve zaten ev sahibinin turnuvada herhangi bir iddiası yok. Yani daha gelişmemiş bir ülke futbolu onu belirteyim. Yine bir sağ o takımına baktığımız zaman da onlar da turnuvada çok iddialı değil. Fakat kalite anlamında baktığımız zaman burada burada deplasman takımı bence bir adım önde. Yüksek orandan direkt bir deplasman galibiyeti denenebilir. Kadro kalitesine baktığımız zaman da 2-13 gibi oran açmışlar zaten. Yine bir o galibiyetini. Onun dışında sizlere bir de yüksek orandan şöyle önermek istiyorum. Madem deplasman galibiyetine gidiyoruz. 2'den 2 3 5te bulunan oran açmışlar. Eğer çok yüksek oran isteyenler varsa bu mücadeleyi de bir 2'den 2 yapıştırabilir diyerekten de geçeyim değerlendireceklere. Bol şanslar yüksek orandan gittim ben bu mücadeleye. Southampton Brentford mücadelesi. Şimdi her iki takım da bence çok dengeli bir futbol oynayacaktır. Zaten bu maçta yüklenme olacaktır. Günün tek premierlik mücadelesi, tek kaliteli maç olarak görüyorum. Şimdi ev sahibinde bazı eksikler var. Giden oyuncular var Afrika Kupası'na. Kart cezalısı olan var. Yan Valeri mesela Southampton takımına kart cezalısı. Deplasmana baktığımız zaman da Frank Onyeka yine aynı şekilde Afrika Kupası'na gitmiş. Birkaç sakat ismi de var Brentford takımında. Ben de dengeli bir maç olur diye düşünüyorum. Her iki takımında oyun kalitesine baktığımız zaman da hatta onlardan bahsedeyim biraz sizlere. Ee, Southampton takımına baktığımız zaman kanatları biraz daha ağırlıklı kullandığını görmek mümkün Southampton takımının. Onun dışında Brentford'da Duran toplardan iyi saldıran bir Brentford takımı var. Ve aynı şekilde baktığım zaman da hava topu mücadelesinde de zaten Brentford takımı keza Southampton'un da öyle fizik kalitesi olarak da üst düzey futbolcular, üst düzeyde oyuncular var. Ev sahibinin bir özelliği daha var. Çok güçlü Southampton'un. Onlar da free çok fazla şut çekiyor. Yani free kick'lerden gol attıkları yüksek. Ondan dolayı burada bir 2-3 gol denemesi yapacağım ben tek başına. 1.80'lik oranından değerlendirme altına alacağım. 1.80 gibi orandan tek bir bahis 2-3 gol tercih. burada değerlendirme altına alınabilir. Cagliari Bologna mücadelesi. Cagliari'nin son maçını izledim. Deplasmanla 2-1 mağlup kazandı. Sampdoria'yı veya Sampdoria'yı yendi sanırım. Şöyle bir tekrar bakalım. Aynen Sampdoria'yı deplasmanda 2-1 yendi. Cagliari o maçta ilk başlarda ilk 15 dakikada çok fazla pozisyona girdi. Joao Pedro olsun, Kolakowski olsun birçok isimle buradan pardon Pavoletti olsun karıştırdım. Pauletti ve Pedro ile birlikte ilk 15 dakika çok çok pozisyona giren bir Cagliari vardı. Baktığımız zaman galip gelmesinden yanı hızlı atakları çıktı ciddi anlamda. Kanatlardan uzun toplar olsun ve derin toplarla olsun sürekli karşı karşıya kaldı. Hatta 3-4 tane karşı karşıya kaldı. Zaten bunlardan 2 tanesinde de gol attı Cagliari takımı. Bologna'ya baktığımız zaman da Bologna'nın son maçı ertelendi. Ondan önceki 3-0'lık Sassuolo galibiyetinin özetini izledim şimdi. Özette attığı goller bir tane kornerden golü var. Onu geçiyorum. Diğer gollerde sürekli uzun top atmışlar. Yani atamadığı pozisyonlarda bile sürekli uzun top atmışlar. Cagliari takımı o kadar çok önde oynayan bir takım değil. Yani Cagliari takımının o kadar uzun top atamazlar diye düşünüyorum. Ben burada Bologna'nın atamayacağı iki golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.50 gibi oranı var. Deplasman 1.5 altın oranı. Hatta şunu da söyleyeyim. Maçın favorisi ne kadar Bologna takımı olsa da ben dediğim gibi o topları ne kadar geçecek geçmeyecek Cagliari pek izin vereceğini düşünmüyorum. Bologna bence bu mücadelede 2 gol atamaz diye düşünüyorum ben. Değerlendirme altına alacaklar burada. da. Depp Dasman 1.5 altın oranı 1.50 değerlendireceklere bol şanslar. 12 Ocağa geçiyorum. Fil dişi sahile Ekvator Ginesi mücadelesi var. Bu maçta da Fil dişinin kadrosu ciddi anlamda çok fazla iyi. Hatta birkaç tane oyuncu sayayım ben sizlere. Ajax'ın forveti Haller bildiğiniz üzere Fildiş sahilinde. Nicolas Pepe, Milan'da Kessie çok önemli. Defansa Erik Bali United'tan, Aurier, Crystal Palace'tan, Zaha, Gradel Sivas'tan. Yani birçok kaliteli ismi var zaten. Ekvador günesinde pek bir oyuncu yok hatta. Ya zaten oranlardan da belli. Ben çok bir şey anlatmaya gerek yok mücadelede. Anlayabilecek bir bahis varsa şöyle değerlendirdim ben. Oran da biraz düşmüş. Fil dışında de birkaç eksik var. Handikaplı oranına baktığımız zaman şöyle 3 handikaplı açmışlar burada da. Ben 2-0, 3-0 bandında kalır diye düşünüyorum. 3.5 altında 2 yaptım ben. 1.39 gibi orandan. Afrika Kupası da çok fazla gollü geçmiyor açıkçası. Bugün de maçların hepsi 1-0 bitti mesela. Fas, Senegal, Gine hepsi 1-0 bitti. Ben de burada 3.5 altında 2'yi düşünüyorum. Yani 2-0 bir skor beklentim var. Fildişi kadrosu güzel. Değerlendirme altında oyunu alabiliriz. Ekvator Güneşi zaten. Genel olarak biraz araştırma yaptım. Savunma oynayan bir takım. Burada da zaten fildişi sahiline karşı gidip hatta turnuvanın favorilerinden bir tanesi fildişi. Fildiş hatta en yüksek favori fildişi sanırım. Yani 3.5 altında 2 değerlendirme altına alınabilir bu mücadelede. West Ham'la Norwich City mücadelesi. Her iki takım da hafta içinde kupa mücadelesi oynadı. Her iki takım da galip geldi o mücadeleden. Norwich takımının galibiyete ihtiyacı vardı moral anlamında. West Ham'a baktığımız zaman West Ham son dönemlerde bir kalkışa geçti zaten. Ben hatta değerlendirdim. Birkaç Premier League maçında, son Premier League maçında Watford mücadelesi olsun, Crystal Palace mücadelesi olsun. Bunların hepsini de değerlendirdim. Onlar zaten bana çıkışı Watford mücadelesini izledim ben. 1-0 geriye düştüler o maçta. Bir anda toparlandılar. Bana o zaten sinyali verdiler. Hafta içinde Les United'e karşı kupa mücadelesi oynadı. Az kadroyu çıkardı. Belki biraz yorgunluk olabilir West Ham takımında. Norwich'te ne zamandır kazanamıyordu. Takıma biraz moral oldu Ozan Kabak'ın arkadaşlarına. Ozan Kabak ve arkadaşlarına diyeyim ben. Buradan West Ham kazanabilir. Skor beklentimde 3-0 bandında bir skor beklentim var West Ham takımının. Norwich bir iş yapabilir mi burada? Sanmıyorum. Ben Rahma yok West Ham takımında. Onun dışında diğer oyuncular Antonios olsun, Fornos, olsun, Lanzini, Bowen gibi isimler aynı hücum kadrosunda olacak. İdeali şöyle bir deneme yapalım. 1 ve 1.5 küs. İdeal alınabilecek bir oran. Geçtim. Handikap vereceğim şöyle. En az iki farklı bir galibiyet de gelebilir West Ham takımında. 1.68 gibi orandan. Biraz da orana değsin Yüksek orandan değerlendirme altına alabilir. Skor beklentimle az önce de bahsettim. 3-0 gibi bir skor beklentim var. Bu da ekstradır. Değerlendireceklere bol şanslar. Tottenham Chelsea mücadelesi. Tottenham ilk maçta bir varlık gösteremedi. gösteremedi. Daha doğrusu Chelsea bir e, oynatmadı diyelim. İlk mücadelede zaten 2-0'lık bir Chelsea galibiyeti gelmişti. Tottenham pek fazla iş yapamadı o maçta. Güveniyorduk oysa ki Tottenham'a da. Bu sefer kendi evinde oynayacak. Ben mücadelenin kısır geçeceğini düşünüyorum. Zor bir maç olur bana sorursanız. Yani yine 2 gol çıkar kalır gibi düşünüyorum. Veya Chelsea atarsa kontradan. Çünkü Chelsea bu tür oyunlardan Koruma, koruması gerektiği zaman korumasını iyi yapan takım bir tanesi yese, bir tane atsa 2-3 gol bandında kalır. Bence mantıklı. Çünkü maçın ikinci ayağı bu. Chelsea skoru korumak isteyecektir. 2-0'lık skor var. Tottenham bastıracaktır. Mutlaka kaybedecek bir şey yok artık. 2-3 gol bandına yakışır. Özellikle bir golün son dakika gelmesini de bekliyorum. Yani son dakikalarda geride kalan boşlukları değerlendirebilirler. 1-81'den 2-3 golü tek başına önereceğim. Değerlendirecekler. bol şanslar. Inter-Juventus mücadelesi. Juventus son maçta Roma'ya karşı 4-3'lük bir galip geldi. Muazzam bir galibiyetti ciddi anlamda. Bir anda zaten 9 dakikada 3 gol attı Juventus. 4-3 öne geçti. Mourinho'nun yaptığı açıklamalar da şu yönde. Mental açıdan düştük dedi. Yani başka bir açıklaması yok dedi. Inter de çok iyi gidiyor. Inter ayakları yere basan takım derler ya. Aynı öyle bir takım Inter takımı şu an. Ayakları çok iyi yere basan bir Inter takımını görmek mümkün. Ben bu mücadelede Inter'in ne kadar galip geleceğini düşünsem de Juventus'un da gol atmasını bekliyorum. Hatta şöyle göstereyim ben sizlere. Bu final mücadelesi olduğundan dolayı bir yana tek maç oynanacak. Inter galip gelse bile kalesinde bence gol görür. KG var alacağım. Juventus çünkü son maçta bana bir önem verdi. Biraz güven verdi. Chiesa da sakatlandı. Onu da belirteyim. Son maçta sakatlandı. Sanırım uzun bir sakatlık dönemine girdi o da. Gördüm bugün sosyal medyada. KG var bence Juventus'un da atabilir. Kaybedecek pek bir şey yok. Her iki takımın da kaybedecek pek bir şey yok. Final mücadelesi ilk başlarda biraz kontrollü çıkar. KG var'a dönüşebilir. Bol şanslar değerlendirecekleri. Toplamda 8 mücadele var. Kombine oluşturmadım. Kombineyi katıl grubunda biraz kadrolar falan açıklanınca veya son haberler açıklanınca oluşturuyorum. oluşturuyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. 8 mücadele bu şekilde. İdealden 2 günlük değerlendirme altın alabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bol şanslar. Bay bay.